İkincisi, Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasında kesinlikle bir devlet aklı bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Çünkü askerler de bunu görüyor ve arazide, alanda, sahada Suriye ordusuyla işbirliği yapıyor zaten Türk ordusu. Bugün Suriye ordusuyla ve Suriye devletiyle işbirliği yapmadan bu savaşta en kesin, en başarılı, en az maliyetli sonuçlara ulaşılmaz. Evet, ulaşırsınız ama ne olur? Daha çok kayıplar vererek, daha geç zaman kaybederek ve ciddi tehlikeleri de üstlenerek savaşırsınız. O bakımdan bu tavır bugün Türkiye'de hedef alınması ve kesinlikle giderilmesi gereken en önemli tavırdır. Onun için ben şunu söylemiştim Sayın Tayyip Erdoğan'a, ya Suriye'ye elini uzat ya da istifa et. Bakın böyle devam edemez. Türkiye bu Tayyip Erdoğan'ı sırtında taşımaz. Yani böyle Suriye düşmanlığı yapacak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Ondan sonra onun maliyetini de efendim orada güzel Beştepe'de oturuyor. Mehmetçik ödeyecek, Türk Silahlı Kuvvetleri ödeyecek, Türk milleti ödeyecek. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü bu ciddi bir iş. Yani buralarda biraz sert ve sarsıcı konuşmak zorundayız. Çünkü bu tarım politikasına, sanayi politikasına benzemez. Evet. Bu savaştır. Ondan sonra böyle savaşı böyle kötü yöneten bir yönetimi Türkiye'nin tepesinde kabul etmeyiz. Vatan Partisi niçin Türkiye'ye lazım? İşte şimdi biraz evvel Kılıçdaroğlu'nu dinlediniz. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı dinlediniz. Zaten görünüşü de çok asabi. Vatan Partisi'nin yönetiminde Türkiye bu savaştan zaferle çıkar. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olur ve Cumhurbaşkanı adayı ve Türkiye'yi zafere götürür. Tayyip Erdoğan'ların bu tavrı, yani zafer kazanamaz ordu demiyorum. Ona rağmen, Tayyip Erdoğan'a rağmen zafer kazanır. Ama bu tavrı biz hiçbir şekilde göze alamayız.